Yiğit Bulut, bunları unutmayalım. Neyi mi? 1. Biz olma yolunda her zaman yoğun saldırı altında olduğumuzu, bu topraklarda var olma kavgamızın en az 2000 yıllık olduğunu ve 1071'den de önce burada olduğumuzu. 2. Çatı aday gibi formüllerin yeni olmadığını, küresel yapılanmanın 1699'dan beri istediği düzeni kurma yolunda her yolu denediğini, Enver, Talat ve Cemal Paşaların Cumhuriyet'in kurulmasına aylar kala nasıl bu dünyadan ayrıldıklarını. 3. Abdülhamid'in Filistin topraklarını Siyonistlerin taleplerine uygun olarak vermemesi sonucu nasıl düşürüldüğünü ve Cumhuriyet öncesi ortadan kaldırılan Enver'in ara dönemde nasıl parladığını parlatıldığını. 4. 1917'den itibaren Enver Paşa ve çevresindekilerin hatalarını anlayarak Almanlara cephe almaya başladığını. İngiliz Alman oyunlarını geç de olsa fark ettiklerini. 5. Ermenilerin yer değiştirmesiyle ilgili tüm emirlerin Alman subaylar tarafından verildiğini. 6. Gazi Mustafa Kemal'in Anadolu topraklarına padişah yaveri sıfatıyla çıktığını. 7. Çanakkale'de yüz binlerce okumuş gencin şehit olmasının ülkenin düşünce yapısını çökertip nasıl yeniden yoğrulabilir hale getirdiğini. 8. Kurtuluş Savaşı'nın daha doğrusu onlar ve biz arasındaki savaşın asla bitmediğini. 2013'ten itibaren kurtulan Türkiye için İkinci Kurtuluş ve Bağımsızlaşma Savaşı'nın başladığını, 9. Turgut Özal'ın eceliyle ölmediğini, bu ülkede yerleşik yapıya biat etmeyen her kademeden birçok ismin aynı kaderi paylaştığını, 10. Fatih Sultan Mehmet'ten bugüne bizi genleştirmek isteyen her liderimizin yanındakilerin ihaneti sonucu mutlaka canını aldıklarını. 11. Fatih'in zehirlenmese Roma ve Vatikan'ı almak için yola çıktığını. 12. Protestanlığı ortaya atanların Osmanlı padişahıyla ilişkisini ve Osmanlı'nın dönemdeki etki öngörüsünü. 13. 1960-1980 ve diğer bütün darbelerin İçerideki dış odakların uzantıları tarafından planlandığını 14. Muhsin Yazıcıoğlu-Kosova ilişkisinin detaylarını Yazıcıoğlu'nun Kosova denkleminde kaybolduğunu 15. Yazıcıoğlu'nun helikopterinin kazadan bir saat sonra bulunduğunu Ve valinin de bulduk açıklaması yaptığını 16. Avrupa Birliği üyelik sürecinin tamamen uydurma olduğunu Ve Türklerin Avrupa kıtasından atılma savaşının hala devam ettiğini 17. Doktor Ahmet Sadık'ın trafik kazası sanılan şüpheli olayda nasıl hayatını kaybettiğini. 18. Çatlı'nın Costa Rica'da darbe yapmak için aylarca konu hakkında çalıştığını ve kimler tarafından görevlendirildiğini. 19. Aselsan'da görevli intihar ettiği öne sürülen mühendislerin milli yazılım projesinde görevli olduğunu ve uçağa düşen Engin Arıklı ekibinin Türkiye'nin en önemli çalışması olan Atlas projesini yürüttüğünü. 20 Bugün vurulmak istenen İran'ın nükleer tesislerinin başta Fransa olmak üzere Avrupalı firmalar tarafından Irak'la birlikte desteklendiğini. 21 Üzeyir Garih'in neden ve nasıl kimler tarafından öldürüldüğünü. 22 Garih'in hangi projelerde yer aldığını. 23 en önemlisi Hastal'da askerlik yapan Yener Yermez'in Gari'yi öldürdükten sonra neden yeniden Hastal'a döndüğünü. 24. Bizans'ın topraklarının alındığını ama Bizans'ın hala bitirilemediğini, uzantılarının Türkiye Cumhuriyeti içinde devam ettiğini. 25. Haydar Aliyev darbesinin nasıl ve nerede planlandığını. 26. Adı ne olursa olsun bugün çökmeye başlayan, milli ulusal görünen yapılanmaların aslında milli olmamıza engel olmak için dış odak tarafından içeride tesis edildiğini. 27. Finansal Ergenekon ve diğer yapıların devlete kafa tutacak güce dönem dönem eriştiğini ve hükümetleri düşürdüğünü. 28. 2001 krizinin neden nasıl kimler tarafından tezgahlandığını ve dervişin Türkiye'ye gönderileceğini 1999 yılından itibaren bildiğini. 29. Türkiye'yi krize sokan IMF Başkan Yardımcısı Stanley Fisher'ın sonrasında İsrail Merkez Bankası Başkanı olduğunu, bugün yeniden önemli işlerin başına getirilmeye denildiğini, 30 2003'te Kuzey Irak'ta başımıza gelen çuvalın önemli bir mesaj içerdiğini ve mesajı verenlerin sonra bu ana tezinden vazgeçmek zorunda kaldıklarını. 31. Türkiye'nin artık Orta Doğu ve Orta Asya'daki yeni denklemin en güçlü bileşeni olduğunu ve bu gücün engellenmek istendiğini. 32. Her şeye rağmen Türk Devleti'nin güçlü olduğunu ve geçmişte zaman zaman içerden hatta en tepeden ele geçirilmesine rağmen özellikle 2005 sonrası attığı adımlarla bugünlere geldiğini ve 1600'den bugüne bu toprakların en parlak dönemlerinden birini yaşadığını, 33 ve bu yazının neden 33 madde yazıldığını, 33'ün biz olana nasıl kastettiğini ve küresel koalisyonun kendi amaçları yolunda neler yapabileceğini yaşananları ve yaşanacakları analiz ederken lütfen bunları unutmayın. Son söz, bu topraklarda çok uzun zamandır iktidar olma, iktidar kalma mücadelesi veren küresel yapı ve uzantılarına bir hatırlatma. Bu toprakların gücünü temsil eden, görünen her yapıyla savaşabilir, hatta kazandık diye düşünebilirsiniz. Ama şunu asla unutmayın. Tam bin yıldır her bitirdik dediğiniz anda biraz daha büyüdük ve ilerledik. Bu süreçte daha büyük olmamızla sonuçlanacak. Bekleyin ve görün. Yiğit Bulut, Star